Şöyle ki Donald Trump ceza aldı. Bir ceza davasında hüküm giydi. Nedir detayları, bir sen anlatsana bize. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte tüm dünyayı çalkalayan bir haber oldu dün gelen bu karar. Yaklaşık 6 hafta süren bir davaydı, ceza davasıydı ve burada hüküm giydi Donald Trump. 12 kişilik jüri heyeti 34 ayrı suçlamanın hepsinde kendisini suçlu buldu ve ABD tarihinin ilk kez hüküm giyen eski başkanı unvanı kazandı. Birçok ilk tabii kötü anlamda Donald Trump'ın peşini bırakmıyor. İlk kez, iki kez anlamda kongrede itham edilen, orada azil suçlamasıyla suçlanan bir başkan olmuştu. Şimdi de ilk kez hüküm giyen bir eski başkan unvanına kavuştu. Tabii bundan sonra hemen mahkemeden çıktı ve bazı açıklamaları oldu. Zehir zemberek açıklamalarda bulundu Donald Trump ve dedi ki bu bir rezilliktir dedi. Yolsuz bir hakimin yürüttüğü rezil, hileli bir davadır. Ve gerçek karar 5 Kasım'da halk tarafından verilecek dedi. Sandığa işaret etti ve orada sandıkta asıl zaferi kazanacaklarını, asıl kararı milletin vereceğini söyledi. Burada ne olduğunu herkes biliyor. Soros destekli bir savcı tarafından yargılandım ve bu sürecin hiçbir alanında yanlış bir şey yapmadım. Ben masum bir adamım dedi. Ancak bu bir sorun değil benim için. Çünkü ülkemiz için savaşıyorum. Anayasamız için savaşıyorum. Şu anda bütün ülkemizin tüm kurumlarını hileli bir hale getiriyorlar. Ülkemiz düşüş içinde, düşüş yaşayan bir ulusuz dedi. Ve Biden yönetimi tarafından siyasi rakibini alt etmek için, sindirmek için yapılmış bir dava dedi. Tabi burada Donald Trump eski başkan, hep bunu bahsediyoruz ama şu anda da muhalefet partisinin lideri konumunda ve muhalefet partisinin 5 Kasım seçimlerinde adayı olacak. Biraz da bu yönüne bakmak lazım. Çünkü seçimlere 5 ay kala ABD gibi demokrasi ihraç eden diğer ülkelere demokrasinin önemli hatlarını, önemli noktalarını her fırsatta hatırlatan bir ülkede tabii muhalefet liderinin seçime 5 ay kala hüküm giymesi ve hapis cezasıyla karşı karşıya kalmış olması tabii oldukça da manidar. Çünkü örneğin Utah senatörü dedi ki bu karar Biden'ı diktatör mü yapıyor acaba diye bir soru sordu. Diğer cumhuriyetçi senatörler ve kongre üyeleri de aynı şekilde bu hukukun olmadığını gösteriyor. Bizim ülkemizde artık hukuk bitmiştir gibi tepkilerde bulunuyor. Kesinlikle bu anlamda ülkede zaten ayrışmış, zaten polarize olmuş bir 25 ülkede, eyalet karşı gelmişti Biden'a. Etkiler mi sence? Şimdi Texas'ta yaşanmıştı bu olay. Ocak ayının sonunda biz de Texas'ta sınırdan aktarmıştık. Orada olan olayda da eyalet valileri yaklaşık ülkenin yarısı yapıyor tabii 25 eyalet. Tabii. Artı bir de Texas dediğimizde hatta yarısından fazlası eyaletlerin ayağa kalkmış ve eyalet güvenlik güçleri devlet güvenlik güçleriyle karşı karşıya gelmişti. Burada Biden ciddi anlamda bir sınavdan geçmişti. Zaten bu kadar kutuplaşmış bir ülkede Kaan. Hatırlayalım 2020 yılını. Siyahi George Floyd beyaz polis memuru tarafından öldürüldükten sonra ülkenin dört bir yanında isyanlar çıkmış, şehirler yakılıp yıkılmıştı. Daha sonra hemen akabinde seçimler olmuş ve Donald Trump seçimi kaybetmedim, seçim çalındı dediği için 6 Ocak 2021'de kongre basılmıştı. Kanlı kongre bastı. Yani Amerikan zaten toplumu oldukça bölünmüş ve kutuplara ayrılmış durumda. Ondan dolayı diyor ki Donald Trump, bu da çok önemli şurası. Artık aynı ülke değiliz. Ülkemiz bugün itibariyle değişti. Bölünmüş bir ülkeyiz ve kargaşa, kaos içindeyiz dedi. Şimdi bir de buna Biden kampanyası ne cevap verdi? Onu da söylemek isterim. Çünkü evet, onların da bir açıklaması oldu. Biden, Kamala Harris kampanyasının. Dediler ki bugün New York'ta hiç kimsenin yasaların üstünde olmadığını gördük. Donald Trump bu zamana kadar hep yasaların üstünde olduğunu düşünüyordu ama yanıldı. Trump'ın demokrasimize yönelik tehdidi hiç bu kadar büyük olmamıştı dediler. Ve Donald Trump'ı Oval Office'ten uzak tutmanın tek yolu sandıktır, sandık başına gidin dediler. Onlar da demokrasinin ve ülkenin kaos içinde olduğunu ve demokrasinin hiç bu kadar tehdit altında olmadığını giderek vurguluyorlar. Şimdi soracağız ama Furkan Hoca'ya dönmeden önce bir burada ABD basını bu Trump kararını nasıl yazdı şeklinde bir grafik hazırlamış. Grafik değil de wall hazırlamış arkadaşlarımız. Toplamda 9 manşete yer vermişler. New York Times tarafından guilty, yani suçlu manşeti atılmış. Yine Los Angeles Times tarafından Trump tüm suçlardan
suçlu bulundu. Yani işte suçlamaların hepsi sayıldı şeklinde aslında bir manşeti söz konusu. Philadelphia basınında tüm suçlardan hüküm giydi şeklinde Donald Trump için bir manşet atılmış ve genel itibariyle bu arada yanlışım olmasın hepsi de neredeyse aynı fotoğrafları kullanmış. Trump 34 suçun hepsinden suçlu şeklinde Atlanta basınından geliyor bir manşet. USA Today Weekend tarafından Trump suçlu manşeti atılıyor. Yine aynı manşeti atan Arkansas Demokrat gazetesi Trump suçlu şeklinde bir manşeti söz konusu. Boston Globe guilty suçlu aynı manşeti atıyor. Wall Street Journal'sa Trump hüküm giydi manşetiyle gazetesinde okurlarına bu gelişmeyi sunuyordu. New York Post, yani başka bir deyişle hocam Trump yanlısı bir gazete gibi de adlandırılabilir. Adaletsizlik, injustice. Siyasi suikast sonrası New York jürisi Donald Trump'ı ilk suçlu başkan yaptı. Açıklama bu. Düzeltiyorum, affedersiniz. Manşet bu. Gazete bu şekilde görüyor ki Trump destekçileri de demek ki bunu bu şekilde görüyor. Bu yaşanan olayı bu şekilde görüyor. Sizin genel değerlendirmeniz nedir? Yani Trump seçilirse ne olacak? Cezaevinden mi ülkeyi yönetecek? Şimdi çok güzel bir söz var. Tarih kazananlar tarafından yazılır diye. Trump kazanırsa eğer tarih onun tarafından yazılacak. Çünkü kazandığı için. Ama kaybettiği için de belki de bu suçlar ve diğer önce yaptıkları tüm Amerikan kamuoyuna olumsuzluklar olarak tırnak içerisinde söyleyelim. Hepsinin bir bedeli olarak anlaşılacak. Ama ben şöyle görüyorum. Tabii Yunus Bey çok daha iyi biliyor ki sonuçta orada bildiğim kadarıyla zaten Trump'ın bundan önce bu tip bir şeyden hüküm giymemiş bir insan olduğunu biliyoruz. Bir Amerikalı olduğunu biliyoruz. Yani böyle bir suçtan daha önce hüküm giymediği için büyük ihtimalle para cezasına çevrilme ihtimali de Amerikan kamuoyunda ve bazı yerlerde konuşuluyor. Yunus, yani büyük ihtimalle var mı? İçeri girmeyecek gibi geliyor bana. Şöyle söyleyeyim, tabii çok karmaşık ancak bunlar beyaz yaka suçları olarak adlandırılan neyle suçlanmıştı? Ticari kayıtları değiştirme, tahrif etme ve yanlış beyan verme. Bunlar beyaz yaka suçu olduğu için ve Donald Trump'ın daha önce sicili olmadığı için burada tamamen hakime kalmış durumda. 11 Temmuz'da kararı açıklanacak. Jüri suçlu bulduktan sonra tabii hakim karar veriyor ne ceza vereceğine. Şöyle ihtimaller var. Bir hafta hapis cezası da alabilir, bir ay da alabilir, üç ay da alabilir. Ancak şu an için en fazla 4 yıl alabilecek gibi görünüyor. Çünkü 34 ayrı suçun hepsini ayrı ayrı yatmıyor. Hepsi birleştiriliyor ve toplam 4 yıl gibi bir süre öngörülüyor. Burada şartlı tahliyesi olabilir, ev hapsi olabilir. Ev hapsine alınırsa burada bileklere, ayak bileğine takılan monitörden takılabilir. Tabii bunların hepsi eski bir başkan ve belki de 5 Kasım'da yeni başkandan söz ediliyor. Bu noktada şayet Donald Trump başkanlık seçimi gününde hala hapishanede olursa oy verememe ihtimali de var Kaan. Ondan dolayı bu gerçekten Amerikan yargısında büyük bir krize de sebep olacak. Şayet diyelim ki başkan seçildi ve hapishanede bulunuyor. Bu sefer ne olacak? Yani bir Amerikan başkanı ülkeyi hapisten mi yönetecek? İşte orada daha önce tarihte hiç görülmediği için Amerika'da bir anayasa krizi çıkmış olacak. Ve Donald Trump'ın avukatları mahkemeye götürüp tahliye davası açacak ve diyecek ki Donald Trump başkan olarak anayasal yükümlülüklerini yerine getiremiyor. Ondan dolayı tahliye edin diye. Ama bunların hepsi şu an gerçekten de adaletin asla görmediği, ülkenin asla görmediği, 1776 yılından bu yana hiçbir zaman başlarına gelmemiş bir şey. Gerçekten de büyük bir bilinmezlik. Evet. Gerçekten çok doğru. Yani Amerikan bağımsızlık sürecinden beri bir başkanın hiç bu kadar hani o mahkeme koridorlarındaki hareketlerini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? İçeri girerken o surat ifadesi, yani bir başkan işte mahkum elbiseyle giydirildi, elleri prangalandı ve süper gücün başkanından bahsediyoruz. Yani sonuçta başkanlık yapmış bir isim ve ikinci başkanlık dönemine hazırlanıyor. Şimdi bir de şu var, Yunus Bey'le de bunu bir zaman tartışmıştık, taşı yapmıştık, değerlendirmiştik. Bir Trumpizm diye bir şey var Kaan Bey. Bakın bunu yaban atmamak lazım. Yani Trump'tan öte bir Trump var. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Diyelim ki Trump aday olamadı veya Trump hüküm giydi. Donald Trump bir şekilde siyasetten engellendi çekti diye bir genel başlık. Engellendi ama bu arkadan başka Trump'ların gelmesine engel değil. Bakın bu çok önemli. Bu arkadan başka Trump'ların değil aslında direkt kendisinin gelmesine de engel gibi gözükmüyor. Nedense Furkan Hocam ceza aldı Donald Trump, anlattı. Bağış sitesi vardı destekçiler tarafından. Bağıştan çöktü değil mi? Çökmüş, site çökmüş. İşte bakın mesele bu. Yani Trump'tan öte bir Trump var derken bunu değerlendiriyorum, bunu söylüyorum. Trump ne yaptı? Yunus Bey siz de şimdi biraz evvel konuştuk.
O kongre baskını aslında büyük bir vitrindi. Neydi o büyük kongre baskını? O enteresan kıyafetli Amerikan milliyetçiliği dediğimiz, Amerikan nationalism dediğimiz meselenin bir şekilde devlet koridorlarına yansıdığı, Beyaz Saray'ın karşısında dar ağaçların kurulduğu, bunlar ne zaman görülmüş? Amerikan askerleri postallarının o beyaz mermerlerde çamurlara bulandığını. Şimdi bunlar Amerikan siyasi tarihindeki çok büyük kırılmalardır. Unutuyoruz belki aradan zaman geçince ama bunlar büyük kırılmalardı. Ve Amerikan nasyonalizmi şu anda artıyor ve Amerika'da bugün küreselcilerle milliyetçiler arasında bir savaş var. Amerika'daki küreselciler ve milliyetçiler diyorum. Bakın bu önemli bir kırılma. Disunited American, Disunited of America diye bir makale okudum ben. Ne demek bu? Parçalanmış Amerika, bölünmüş Amerika. Texas, Kaliforniya veya diğer eyaletlere başlayacak olan dağılma süreçleri. Şimdi bunların hepsini aslında dinamitlenmiş aldı. Bir şekilde bekliyor şahsi görüşüm. Ve Donald Trump bunun figürü. Yani Trump'tan öte Trump var derken prisoner. Bunu demek istiyorum. Yani ben bir siyasi mahkumum. Bu arada şöyle ceza sonra... getirir bu, kazandırır. Bakın, Trump'ın bağış sitesinde bu görsel konuldu. İşte bakın şu Trump ki First America Again, önce Amerika, Amerikalılar işte America, biliyorsunuz America, America Great Again. Yani bunlar Donald Trump'ın dediğim gibi bir ideoloji olarak, bir doktrin olarak ortaya... Bu kendi başarısı, yanlış anlamayın. Bu Donald Trump'ın oturup doktrin yazdı demiyorum ben ama öyle bir imaj çizildi ki Donald Trump üzerinde veya çizdirildi. Böyle bir olay ortaya çıktı. Yani bu... Cadı avı, bakın. En altta şimdi o yazıyı da okudum da siyasi bir cadı avı girişim. Evet, witch hunter trial uzak yazıyor. Yani dolayısıyla Amerika'ya 5 ay var. Amerika'yı zor günler bekliyor. Amerika'yı seçimden sonra da zor günler bekliyor. Sadece Amerikan seçimlerine bağlı değil. Ve Joe Biden açıklamalarına baktığın zaman çok fazla da, yani öyle hissettim ben. Fazla da atağa geçmedi Joe Biden. Sandıkta her şeyi göreceğiz dedi. Bu bir derin devlet oyunu mu? Bir derin devlet olayı olacağını düşünüyorum. Yani müesses nizamın bir oyunu bu. Şu anlamda söylüyorum. Donald Trump'ı kazandırmak veya kaybettirmek mi? Ama bu Donald Trump'a yazar. Yani şu mahkumiyet meselesi, yargılama meselesi, Yunus Bey çok daha iyi bilir. Ama bence Donald Trump'a yazar. Çünkü Donald Trump'ın işte bahsettiğim o Trumpizm dediğimiz anlayışın, Amerikan milliyetçiliği ve o refahtan eşit payını alamayan, kardeşim burası 300 milyonluk bir ülke, örnek veriyorum, 500 bin insan bu parayı yönetemez. Nerede Orta Amerikalıların gelir kaynağı? Biden da pek bu karardan memnun değil gibi. Biden bence temkinli bir, yani ihtiyatlı bir tepki verdi. Yani Biden mesela bunu kullanırdı. Nasıl kullanıcı? Şimdi işte bu o işte hayat kadının yapmış olduğu meselenin de getirmiş olduğu bunu siyaseten kullanırdı belki. Hı hı. Ama orada da temkinli olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Çünkü ilk bu mevzu ortaya çıktığı zaman daha büyük tepkiler verilmiş. Ama sonuç itibariyle Trump üzerinde bir mağduriyet oluştuğu için bunun Trump'a, yani Donald Trump ve kampanyasına yarayacağını şimdi da bildiği için vardı. Biden vardı, farkına mı vardı yoksa başından itibaren istemiyor? Bence başından itibaren bu kadar farkında değil. Daha sert tepkiler verdiğini düşünüyor. Ama şu anda 5 ay kaldı Kaan Bey. Ve bakın akış çok hızlı. Beyaz Saray'da galip buyurun. Özür dilerim. Son şey söyleyeyim. 5 ay süre içerisinde bunlar unutulabilir. Yani böyle dipnot olarak da kalır. Peki. Bu süreci takip edeceğiz tabii. Beyaz Saray'da sanıyorum Yunus hukukun üstünlüğüne güveniyoruz minvalinde bir açıklama yapmıştı değil mi? Evet, Beyaz Saray'dan gelen açıklama hukukun üstünlüğüne saygı duyuyoruz. Başka yorumumuz yok oldu. Tabii burada şöyle çok sıkı ayrımlar var Kaan. Beyaz Saray hükümet olduğu için bunun hakkında yorum yapamıyor. Ondan dolayı Biden, Kamala Harris kampanyası, seçim kampanyası açıklamada bulundu. Ama onlar çok daha sert bir açıklamada bulundu tabii. Suçlu olsun ya da olmasın Donald Trump Cumhuriyetçi Parti'nin adayı. Ondan dolayı sandığa gidin uyarısında bulundu. Ve Donald Trump kendini yasaların üstünde sanıyor. Sanmasın yanıldı dedi. Orada tabii bir seçim kampanyası hükümet ayrımı yapılıyor. Peki. Durum bu şekilde. En son açıklamaları okuyalım ardından bitirelim. Yolsuzluk yapan çelişkili bir yargıcın yürüttüğü hileli bir davaydı. Bu hileli bir dava. Rezalet, gerçek karar 5 Kasım'da halk tarafından verilecek. Ülkemiz için, anayasamız için savaşıyorum. Şu an tüm ülkeye hile yapılıyor dedi ABD eski başkanı Donald Trump. ABD Başkanı Joe Biden da Donald Trump'ı Oval Ofis'in dışında, yani Beyaz Saray'ın başka bir deyişle, Oval Ofis'in dışında tutmanın tek yolu var. O da sandık dedi.